Vermiş gönül dostlarım, basınımızın çok değerli temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çerkezköy ilçemizin 5. olağan kongresinde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu da dile getirmek isterim. Evet, teşekkürler Çerkezköy. Teşekkürler Çerkezköy AK Parti. Her zaman böylesine coşkuyla, birliktelikle ve heyecanla bir arada olduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Çerkezköy'de yaşayan, AK Parti'de görev yapan ya da görev yapmayıp üye oylarıyla partinize destek veren, inanan, güvenen Çerkezköylülere teşekkür ediyorum. Evet, Tekirdağ'da bizim gururumuz olan ilçemiz. AK Parti kurulduğu günden bu yana oylarıyla bizlere inanıp, güvenip her seçimde, referandumda oylarını arttıran ilçemiz. Yürekten teşekkür ediyoruz Çerkezköy'e. Sağ olun, var olun. Çok değerli dostlarım, 2002 yılında kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeter, söz de milletin, karar da milletin" sözüyle birlikte 2002 yılından itibaren 12-13 yıldan beri vatandaşımıza hizmet etmeye, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Her alanda eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomimiz, her alanda kaydettiğimiz çok önemli başarılarımız var. Bunu herkes biliyor. Herkes de birbirini anlatıyor. Fakat benim sizlerden şöyle bir ricam var. Lütfen sıkılmadan ve bıkmadan bu 12 yıllık süreç içinde kaydettiğimiz gelişmeyi çocuklarımıza, gençlerimize özellikle anlatalım. Çünkü onlar düşünüyorlar ki 12 yıl önce de Türkiye böyleydi. Çünkü onlar düşünüyorlar ki eğer istikrar olmazsa idi zaten bu gelişimler sağlanacaktı. Oysa 12 yıl önceki Türkiye'yi bilen herkes bu istikrarın neler getirdiğini, ne başarılar getirdiğini çok iyi biliyor. Lütfen sizlerden rica ediyorum, bunları usanmadan, sıkılmadan genç kardeşlerimizle, çocuklarımızla paylaşalım. Evet, milletin hizmetkarı olarak Türkiye'de böylesine önemli başarılar kaydediyoruz. Tekirdağ'da hükümetimizin yatırımları devam ediyor. Biraz önce saydım, her alandaki gelişmelerde kamu yatırımları anlamında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bitti mi? Bitmedi. Hepimizin bildiği gibi bir Ergene havzamız var. Ergene havzasına ayrılan bütçe temizliği için 3.2 milyar. Değerli arkadaşlarım, eski parayla söylemiyorum, yeni parayla söylüyorum. 3.2 milyar. Trakya'da bir gelişim projesi yoktu. Şu anda Trakya'nın bir gelişim projesi var. Trakya diye kısaca söylediğimiz, bunun bütçesi de 10 milyar lira. Evet, bu yatırımların Tekirdağ'da, Trakya'da halkımıza hizmetini sunulması için her türlü çalışma büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Çerkezköy ilçemizde de adliye sarayımız vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Geçen hafta hastanemizin ziyaret esnasında yine hastanenin inşaatına baktım. Büyük bir ivmeyle devam ediyor. Gençlik merkezimiz aynı şekilde inşaat devam ediyor. Şu anda kamu yatırımları anlamında ciddi bir eksikliğimiz var. O da kaymakamlık binası. Çünkü çok eski bir bina. İnşallah yakın bir tarihte onun da onayını alacağız ve Çerkezköy'de yeni bir kaymakamlık binası kazandıracağız. Tabii bir de kamuoyunun merakla beklediği bir şey var. İstanbul Çerkezköy demir yolu hakkında yolcu taşımalarında problem var biliyorsunuz ama uzun yıllardan beri tadilatı yapılmamıştı. Şimdi onun da çok sağlam bir bütçeyle birlikte teknolojik taşılara uygun olarak tadilatı yapılıyor. 2015 yılının ilk çeyreğinde de yolcu taşımacılığına başlayacak. Evet değerli dostlarım, hizmetlere devam, birlik ve beraberliğe devam.